Selam arkadaşlar, selam dostlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. Genç girişimci bir arkadaşım. Şimdi yaşını sordum ki. 37 yaşında maşallah, hiç göstermiyor. Şimdi aracımız Mercedes Vito, bu camiaya giriş yaptı. Yalnız kaç senedir burada çalışıyor? Kaç senedir burada çalışıyor derken, Antalya piyasasının ilk sezonu. Bodrum'da kaç senedir çalışıyorsun? 2020'den beri Bodrum'da turizmdeyim. 3 yıldır, şu an 4. senem olacak. 2020 itibariyle. Şimdi başladık turizme. 2020'de turizme başladık. Evet. Şimdi bizim oralarda nasıl diyeyim? Senden bir şey duymuştum. Sen dedin ki öncelikle orada 1/3 hesabına çalışıyoruz şoför olarak. Doğru mu? %1 çalışıyoruz. Doğru. Evet. Yani yakıt çıktıktan sonra 1/3 hesabına evet, düşüp. Evet. Yani mesela günlük transferleri nedir? Yani 2-3 havalimanı, ben o bölgeyi çok iyi bilmiyorum ama Dalaman Havalimanı var, doğru mudur? Dalaman Havalimanı var, Milas Havalimanı var. Dalaman şimdi genelde en çok müşteriler nereye iniyor orada? Ya biz Bodrum'da olduğum için Milas Havalimanı'na iniyor. O bölgeye hitap ediyor, Bodrum bölgesine. Dalaman bölgesi Marmaris Fethiye'ye hitap ediyor. Dalaman bölgesi ortaca. Bu turizme nasıl başladı? Bu turizme şöyle başladı. Ankara'da ben normal bir BMW limitli kullandığım üzerinde yedek parça kullanıyorum. Çift pazarda çalışıyorum. Orada 4 yıl çalıştıktan sonra kendi patronumla anlaşmazlıklar yaşadım. Sonra bir arkadaşımın Eryaman'da, Ankara'da Eryaman ilçesinde lokantası vardı kendisinin. Kendisiyle beraber lokanta işlettik. Sonra arkadaşımızla aramız bozuldu. Bodrum'da bu işi yapan bir abim vardı, Muhammed diye. Kulaklarından bulan çıvatayım kendisini. Dedi ki Abdurrahim beraber dedi, bu işi yapalım senle. Bize bana bir şoför lazım Bodrum'da. Dedim yaparız. Hatta söyleyeyim, sahip Bodrum'da ben birinci yıl korsan taksi yaparak Bodrum'u öğrendim. İfşa etmiş olduk ama mutlaka her yerde dediğim ama gibi, yani Antalya'da olsun, aynen, İstanbul'da olsun bu şekilde korsan. Çünkü Bodrum çok büyük bir pazar. Sezonda 3 milyon 4 milyon insan geliyor Bodrum'a. Böyle olunca da bırakın sarı taksiyi, korsan taksi bile müşteriye yok çekiyor. O kadar. O benim stajım olmuş oldu Bodrum'da yani. İlk staj olarak o şekilde başladı. Orada %20 ile çalıştım o zaman. O zaman pek para kazanamadım ama Bodrum'da çevre yaptım, Bodrum'u öğrendim. Ve 2021 itibariyle SRC2 belgemi aldım, psikotekliğimi aldım. Ondan sonra bir Rodex diye bir ajantada Vito şoförlüğüne başladım. Tabii bu zaman zarfında kendimi de geliştirerek çevre edinmeye başladım. Sonra ilk yıl korsan taksinin gidip yaparken onun yanında çalıştığım eski patronum tekrar çağırdı beni. O da bir ay içine geliyor. Geçen sene itibariyle de ben Bodrum'da yine VIP Vito Sikpatır işleriyle beraber uğraşıyorum. %20 olarak çalıştım o işte. Çok da güzel para kazandım. Yani bir şekilde aylık 26-27 bine maaş ortalamasıyla çok güzel para kazandım. İnsanlar merak etti. Şimdi ortalama 26-27 bin liralık bir rakam. Ama sen bunu kaç ay boyunca kazandın? Ben bunu kaç ay boyunca bir, yani kazandım? Sezon boyunca, doğru mudur? Yani 5 ya da 6 ay boyunca. Bu Antalya'nın sezonu 10 ay 11 ay ama Bodrum'un sezonu 6 ay. Ben o 6 ay boyunca kazandım. Hayır, ama sen şimdi Antalya yabancısı. Şimdi 6 evet, ay, yani Antalya'nın 11 ay bir sezonu yok. Yani Antalya şu an kış turizmindeyiz. Gördüğünüz üzere futbol üzerine. Sen aracını bir şekilde yazdırmışsın. Aynen. Yani nedir? Yani TSS futbol ajantasına evet, şu anda kiralıksın, doğru mudur? Doğru. Aynen bu şekilde çalışıyorsun. Kesinlikle. Şimdi bu araç nereden çıktı? Yani sen bu kadar camianın içerisinde bulundun ettin ama tatlı paralar, lastiğin derdin yok, yağ derdin yok, vesaire derdin yok. Gördüm. Normalde hiçbir derdim yoktu. Araba almakla ilgili herhangi bir düşüncem de yoktu. Öyle bir hayalim vardı ama bana çok uzak gözüküyordu. Enişten benim Ankara'da erkek patronu. Enişten de Bodrum'da olduğunu bilerekten dedi ki, ya dedi Abdurrahim dedi, bu dedi VIP Vito işlerinde güzel para varmış kardeşim. Doğru mu? Doğru mu bu işte falan dedi. Peki biz bir araba alsak nasıl olur dedi. Dedim harika olur. Çok da güzel para varmış işte dedi. Ondan sonra enişten arabayı satılığa koydu. Benim kendi binek arabası vardı. Kendi binek arabası vardı. Neden ikisi vardı bir tane. Onu satılığa koydu. İşte ben de biraz birikimim vardı. Altın dakika bu arabayı bir İstanbul'dan gittik aldık. Yani hayat şey, cesurlara torpilli çağ arkadaşlar. Yani eğer bir ticaret yapmak istiyorsanız, kendi işinizin patronu olmak istiyorsanız bir adımı atmalısınız. Hayat. Mutlaka. Onda ben hemfikirim. Evet. Ondan yana şeyim ama şimdi ben yani normalde daha önce ben bir günlük turizm şoförleriyle alakalı bir video yayınladım. Gerçekten ben
Yani çok bir görüntülenmem yok ama çok aşırı telefon aldım. Ya açık vaziyette ben telefonlarımı bırakıyorum. Yani yardımcı olabileceğim arkadaşlar, aracı olup Antalya'da çalıştırmak isteyen arkadaşlar bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet. En azından şurası var, burası var diyebiliyorum ama. Şimdi senin bu tavsiyen nedir? Ben bu camianın içerisindeyim. Ben yaklaşık 12 yıldır içerisindeyim. Ya bana şimdi bende o cesaret yok. Gerçekten yani ticaretin onda 9'u. Rızkın onda 9'u. Rızkın ticarettedir. Ticarettedir. Evet. Aynen o dediğin gibi yani mutlak da. Yani bu cesaretle sen genç bir girişimci olarak bu aracı aldın. Bu yıl nasip olursa kendi aracın olarak çalışacaksın. Kendi aracın olarak çalışacağım inşallah. Tavsiyen nedir? Tavsiyem şudur. Araba almak isteyen arkadaşların turizmde kesinlikle tecrübeli olması şarttır. Yani turizmle hiç alakası yoksa bir arkadaşın en azından bir turizm firmasında şoförlük yaparak işe başlayabilirler. Belli bir çevre, hani bu iş nasıl yapılır, VIP nedir, belli bir müşteri köprüğü oluştursunlar. Ondan sonra tabii kendi potansiyellerini keşfederek ona göre boşlanarak alsınlar. Ama turizmde para var mı? Ebediye kadar var, veya kadar var. Turizmde para bitmez. Ben burada araba alacak arkadaşlar tavsiyem şudur. Eğer turizmde belli bir tecrübe kazandıysanız, 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl, araba almaya da cesaret edemiyorsanız muhakkak o cesareti kesinlikle yapın arkadaşlar. Ne zamana kadar bir başkasının yanına çalışıyor, çalışacaksınız? Ben size bu soru soruyorum. Bu soruyu sorduktan sonra zaten otomatikten cevap gelecektir. Mutlaka. Şimdi ama çevreden çevreye çok değişik var. Sen diyorsun Bodrum'da 3'te 1 çalışıyorum. Ben burada maaşlı olarak çalışıyorum. Evet. Bir Tekirdağ'dan bir otobüs şoförümüz vardı. O da bizi izlerse, o da biz de onu analım. Adam Tekirdağ'dan kilometre hesabı geldi, doğru mu? Kilometre hesabı geldi. Onun gibi çalışma. Yani o kadar bir yani çevresel ve yöresel olarak çalışma hesapları var ki. Yani hangisi hesabınıza gidiyorsa ama Bodrum piyasası bu şekilde, Antalya piyasası bu şekilde. Elbet yani bulunduğunuz yeri. Arkadaşlar İstanbul'dan çok sordu. İstanbul'da gerçekten emin olun bilmiyorum ben. Yani nasıl olduğunu. Evet. Sen biliyor musun? İstanbul'dan emin olun. Ha işte. Yani dediğim gibi çevresel olarak da bölgesel olarak da. Yani bilmediğim yerde bu işi yapmaktan korkarım. Bildiğim yerde de özgüvenim var. Bildiğim yerde ikinci arabayı da alırım, üçüncü arabayı da alırım. Niye? Oradaki ben potansiyeli biliyorum. Bugün İstanbul'da yaşayan bir arkadaş İstanbul potansiyeli sizden daha iyi, bizden daha iyi. Siz Antalya'dasınız, evet. Benden daha iyi. Şimdi kameraya çeken Safir Mehmet diyor bak, gençliğine veriyorum. Mehmet abi diyor ki, yani benim böyle bir arabam olsa direkt tek tek yaparım. Yani nedir? Yani günde altı bacak işimi yaparım. Evet. Bu şekil. Düşünüyor. Evet. Yani bir acenteye bağlamak durumunda. Evet. Ha, kış turizmde de arkadaşım yani bu şekilde aracını yazdırdı. Bu şekilde aylık hesabına. Şimdi rakam söyleyeceğiz. Bu rakamda yerini bulmayacak. Neden diyeceksiniz? O kadar devalüasyon, o kadar bir enflasyon oranları var ki. Yani durum bu. Söyleyeceklerin? Teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bunlar. Vallahi bize zaman ayırdığın için arkadaşlarımıza iyi bir yani akıl yer olur. Estağfurullah, ne demek, her zaman. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Antalya'dan kucak dolusu selamlar, saygılar.